Haberin merkezinden merhabalar. Önemli gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyircilerimiz, İnegöl Belediyesi tarafından yap işlet devret modeliyle Atatürk Bulvarı üzerinde yaptırılan Katlı Otoparkın açılışı düzenlenen töreniyle gerçekleştirildi. Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de katıldı. Eski Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu bölgeye İnegöl Belediyesi tarafından yap işlet devret modeliyle yaptırılan Katlı Otoparkın açılışı düzenlenen töreniyle hizmete açıldı. Açılışa Kaymakam Ali Akça, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İnegöl Belediye Başkanı Ali Uraktaş, İlçe Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Programın açılışında konuşan Başkan Aktaş yapılan proje hakkında bilgiler verdi. İnegöl'ün en büyük otoparkı oldu. Yaklaşık 500 araçlık otopark. Tabii bir hikayesi var dedim. Bu alan 4600 metrekarelik bir alan. Eskiden tekel binası, daha sonra hepinizin bildiği gibi yüksekokul binası olarak İnegöl'e hizmet verdi. Bu alanın kamulaştırmasıyla alakalı şimdi aramızda olan çok değerli 22. ve 23. dönem milletvekilimiz Sayın Sedat Kızılcıklı'nın büyük gayretleriyle 921 bin TL bedel karşılığında belediyemize kazandırdık. Daha sonra burada katlı otopark projesini bizatihi kendimiz hazırladık ve 30 yıllığına yap işlet devletle ihaleye çıktık. 2013 yılı Ocak ayında meclis toplantısında görüşüp karara bağladık ve onlarca firma dosya almasına rağmen iki firma ihaleye katıldı. İhaleyi katlı otopark, iş yeri ve butik otel inşaatı ile alakalı 30 yıl kullanım bedeliyle 4 milyon 600 bin TL bedelle Meskan İnşaat firması aldı. Ve işte bu süreç içerisinde bir yıl gibi bir zaman zarfında bütün bu süreçler tamamlandı. Ve şu an yaklaşık 52 odalı ve 80 yataklı butik otelimiz, 9 ayrı iş yerimiz ve birazdan da hizmet açacağımız, kurdelesini keseceğimiz yaklaşık 500 araçlık otoparkımız hazır. Bizatihi İnegöl Belediyesi olarak kullanımı bizim tarafımızdan işletilecek ve minimum bedelle bu otopark hizmet verecek. Daha sonra konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise İnegöl Belediyesi'ne akılcı bir yaklaşımla yap işlet devret modeliyle katlı otopark ve iş yerini yaptığını söyledi. İnegöl'de güzel bir gün İnegöl Belediye'mizin gerçekleştirdiği gerçekten akılcı bir modelle finansını çözerek yap işlet devret modeliyle çözdüğü güzel bir tesis. Ve Kemalpaşa Mahallemizde Atatürk Bulvarı'nda kazandırılan İnegöl'ün yaşanabilir bir kent olması, sağlıklı bir kent olması yolunda atılan güzel bir adım. Temel atma töreninde ben de vardım ve burada temel atma töreninde de aynı şekilde bir selamlama konuşması yapmıştık. Bugün de burada açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerçekten güzel bir eser ve burada yaklaşık 4600 metrekarede özellikle belediyemiz işleteceği 500 araçlık otoparkıyla, diğer konaklama tesisleriyle, iş yerleriyle birlikte İnegöl'ümüzün kalbine, merkezine yakışacak ve İnegöl'ümüzün sorunlarını çözecek güzel bir merkez. Ben bu konuda emeğe geçen herkese, başta İnegöl Belediye Başkanımıza, katkıken destek veren Sayın Milletvekilimize, Kaymakamımıza ve inşaatı gerçekleştiren Meskan firmamıza ve tüm siz katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. İnegöl'ümüze, insanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Son olarak konuşan Kaymakam Ali Akça ise İnegöl'e gelişinin bir yıl olduğunu belirterek göreve başladığında işçiyle ilgili aldığı bilgilerde İnegöl'ün trafik sorunu olduğunu duyduğunda çok şaşırdığını söyledi. İlçenin temel sorunları ve çözüm önerileri kısmını okuduğumda İnegöl ilçesini şaşırdım. Bir husus bana garip geldi. Trafik sorunundan bahsediliyordu. Normal şartlarda merkez ilçeler hariç ilçe dendiğinde bizlerde bir taşra algısı vardır. Araçları daha rahat sürersiniz. İnsanlar yollarda daha rahat yürürler. Ama İnegöl için trafik sorunundan bahsediliyor. Merkezdeki yapılaşmanın sık olmasından, araç sayısının fazlalığından dolayı park problemleri, trafik akışının yavaş ilerlediği bahsediliyor. Ve emniyetteki arkadaşlarım da trafik tesildeki kayıtlı araç sayılarını istedim. O zamanlar 49 bin civarındaydı. Bugün 52.300 seviyelerinde trafikte kayıtlı aracımız var.
her 4.5 kişiye yaklaşık bir araç düşüyor. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından katlı otoparkın açılışı gerçekleştirildi. Protokol ve vatandaşlar daha sonra katlı otoparkı inceledi. İnegöl Mobilya Sanayiciler Derneği İMOS tarafından hazırlanan İnegöl'de Mobilya Tasarım Merkezi'nin kurulması projesinde önemli adımlar atılmaya devam ediliyor sevgili seyircilerimiz. BEPKA desteğinin alınmasının ardından çalışmalara hız verilirken geleceğin mobilya tasarımcıları 4 ay kurs görmek için İnegöl'e geldiler. İnegöl Mobilyası'nın her fırsata verdiği destekle bilinen İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç'in davetlisi olarak İnegöl'e gelen kursiyer adayları düzenlenen toplantıda hedeflerini anlattı. Hollanda'da tasarım yapsalar da ileride burası canlandıkça zaten tasarımcılar geliyor. Biliyorsunuz şu anda var olan İnegöl'de tasarım. Basın toplantısında konuşan Ahmet Güleç, Kasım ayı bizim için güzel bir ay olacak. Bir yandan İnegöl Mobilya Fuarı'nı açacağız. Diğer yandan İnegöl Rekabetçilik ve Tasarım Merkezi'nin açılışını yapacağız diye konuştu. Çok güzel bir şeyin işareti olacak. Bir yandan İnegöl'ün mobilya fuarını tekrar sektöre yenilikleriyle, tasarımlarıyla bir öncülük olacak şekilde açıyoruz. İkincisi de daha önce çok önem verdiğimiz İMOS tarafından başvurusu bulunan ve BEPKA tarafından desteklenen İnegöl Rekabetçilik ve Tasarım Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. Bugün de bu başarılı arkadaşlarımızı, yani başvuran başarılı arkadaşlarımızla tanışmak için İnegöl'de davet ettik. Kendileriyle biraz İnegöl'deki bir ön bilgilerini alacağız ve ayın 3'ünde biliyorsunuz açıyoruz. Bu arkadaşlarımıza tabii fuardaki en önemli şeyi bir var olan tasarımları görecekler. Fuardaki tasarımları görmüş olacaklar. Bir anlamdan İnegöl'ün mobilya sektörünün dinamizmini öğrenecekler. Daha sonra tabii İnegöl mobilyasını ham maddesiyle, teknolojisiyle, ya çünkü İnegöl'de biliyorsunuz sünger fabrikamız var, cam fabrikamız var, sunta fabrikamız var, MDF fabrikamız var. Hem bunları da yerinde görerek hem de aslında çok bizim akademisyen, danışman akademisyen tarafından hazırlanan bir projemiz var. 4 ay süreyle İnegöl'de aslında tasarım ve mobilyacıyı anlatacağız. Yani daha önce de zaten anlatmıştık. Bu arkadaşlarımız neyi öğrenecek? Bizim en önemli işlerimizden bir tanesi İnegöl üretimde başarılı, ihracatta başarılı. Ama bunun devamı olabilecek şekilde, bu sürdürülebilir başarıyı getirecek şekilde tasarıma ihtiyacımız var. Ve Türkiye'nin de tasarım konusunda çok güçlü dinamikleri olduğuna inanıyoruz. Çünkü Türkiye'nin Anadolu kültürüne, Mezopotamya kültürünün merkezi olduğunu biliyoruz. Tasarımcı adaylarının ilk haftasını fuarda geçireceğini belirten Güleç, Kasım sonuna kadar İFO'nun bulunduğu yerde kurslarımız devam edecek diye konuştu. İlk haftamız biliyorsun fuarda geçecek. Birinci ilk haftamız fuarda geçecek. İkinci hafta bizim şu anda İFOR'un da merkezi olarak kullandığı ve bizim İMOS'un merkezi olan fuardaki binamızda olacak. Ama şu anki yerimiz Bursa İnegöl Karayolu üzerinde ne mevkisi diyoruz arkadaşlar oraya? Kalburt mevkisinde yerimiz var. Zaten siz de belki gördünüz dışarıda BEPKAN tarafından hazırlanan projesi hazırlanan şeyimiz var ama biliyorsunuz bu işler ihaleyle olduğu için biraz zaman alacak ama Kasım'ın sonu itibariyle yetiştirebileceğimize inanıyoruz. Yılda 24 tasarımcının tüm İnegöl'ün hizmetinde olacağını ifade eden Ahmet Güleç, hangi firma hangi konuda başvurursa vursun bu çalışmalar İnegöl mobilya sanayine hizmet edecek diye konuştu. Tabii şimdi neticede bu kursa küçük firmada büyük firmada herkes başvurabilir. Bir kere 4 ay süreyle yani senede 24 tane tasarımcımız bütün İnegöl'ün hizmetinde olacak. Mobilya tasarım kursuna katılacak olan kursiyerler ise böyle bir projenin içerisinde yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Böyle bir oluşumun içerisinde olmak herkese nasip olmaz, şans olmaz. Başkanımız da anladığım kadarıyla çok destekliyorsunuz bizi ve sonuna kadar arkamızdasınızdır. Teşekkür ederiz. Biz de tecrübelerimizi elimizden geldiğince İnegöl'ün bir mobilya kenti yapabilmek için çalışacağız var gücümüzle. Ve burayı gördüm ilanlarda. Başvurdum, kabul edildim. Mutluyum. İnşallah mobilya adına iyi şeyler yapacağız. Katlı Otopark'ın açılışına katılan Başkan Recep Altepe burada yaptığı konuşmada yerel seçimlerde İnegöl'ün 17 ilçe arasında kendisine en büyük desteği veren ilçe olduğunu kaydetti. Başkan Altepe, İnegöl'e vefa borcumuz var dedi. Recep Altepe daha önce temel atma töreninde yer aldığı katlı otoparkın açılışına da katıldı. Açılışımızı onurlandıran
Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe burada yaptığı konuşmada İnegöl'den övgüyle söz etti. İnegöl'e hizmetlerin kısa sürede başlayacağının sözünü de verdi. Türkiye hızla gelişiyor, hızla kalkınıyor. Gerçekten her alanda yapılan atılımlarla birlikte ülkemiz büyük bir gelişim içinde. Dünyanın da parlayan 5 yıldızından biri. Özellikle hedefleri olan da bir ülkemiz. Her yurt dışına çıktığımızda gerçekten göğsümüz kabarıyor. Şehrimizle, ülkemizle birlikte. Şehrimizin de, ülkemizin de her yanı ayrı bir şantiye görünümünde. Gerçekten hızlı bir kalkınma var, hızlı bir gelişme var. Allah nazardan saklasın. İşte aynı görüş, buradaki gelişmelerde şehirlerimizde de yaşıyoruz, İnegöl'de de yaşıyoruz. İnegöl'ümüz kendine has ilçemiz. Her yönüyle birlikte gelişmiş bir ilçemiz, üreten bir ilçemiz. Sanayisiyle birlikte burada, başta mobilyasıyla birlikte, yine tarımıyla, verimli topraklarıyla birlikte, turizm bölgeleri, başta Oylat'la ve diğer bölgelerimizle birlikte önemli bir merkez. Gerçekten İnegöl'ümüzde oldukça güzel bir yere geldi. Ben bu konuda emeğe geçen herkese, başta belediye başkanımıza, bugüne kadar hizmet veren tüm başkanlarımıza, milletvekilimize, İnegöl'de çivisi olan, hizmeti olan herkese bir defa daha şükranlarımı arz ediyorum. Başkan Recep Altepe, büyükşehir farkını İnegöl'de göstereceğiz. İnegöl'e vefa borcumuz var. Son seçimlerde İnegöl 3. kez Halil Urak'ta açtı dedi. Aynı zamanda büyükşehire en büyük desteği de İnegöl verdi diye konuştu. Merkezlere varsa tüm ilçelerimizde bu olsun. Gelişme ve kalkınma birlikte olsun, bütün olsun. Birlikte planlayalım, kendi birlikte planlayalım. Kendi sorunlarını birlikte çözelim. Başta su, altyapı, çevre sorunları olmak üzere tüm sorunlarımızı birlikte çözelim. Bu konuda yatırımlar yapalım. Bunun için güçlü kuruluşlara ihtiyaç var. İşte onun için inşallah Büyükşehir Belediye'mizle birlikte artık bu dönemde, bugünlerden itibaren yeni bir dönem başlıyor. İnegöl'ümüzün her alanda kalkınması ve gelişmesi bizim de konumuz olacak. İnegöl'ümüzün ticaretinin gelişmesi, İnegöl'de tarımın gelişmesi, İnegöl'de sanayinin gelişmesi, mobilyacılığın gelişmesi, daha da hamle yapabilmesi ve İnegöl'de her alanda turizmin gelişmesi, başta Oylat kaplıcalarımız olmak üzere tüm turizm alanlarında hamlelerin yapılması inşallah birlikte olmuş olacak. Büyükşehir Belediye'miz olarak bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. Yavaş yavaş artık bu konuda imalatlara da başlıyoruz. Evet, gerçekten büyükşehrin farkında çünkü yine çünkü başta İnegöl'e bir de vefa borcumuz var. Son yapılan seçimlerde İnegöl tekrar 3. defa Ali Nur Aktaş dedi, tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ama bunun yanında da İnegöl aynı zamanda büyükşehirde de en büyük oyla, en yüksek destekle 17 ilçede de en büyük destek, büyük desteği vererek ilk defa Bursa'da 2. defa aynı kişiyi Recep Altepe Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Dünkü ana haber bültenimizde aktarmıştık. Yürekleri burkan bir haberdi sevgili seyircilerimiz. Yenice Köprülü Kavşağı üzerinde meydana gelmişti. Otobüs ile motosikletin çarpışması sonucu lise son sınıf öğrencisi Ömer Celal olayında hayatını kaybetmişti. Celal son yolculuğuna ise gözyaşları içerisinde uğurlandı. Dün sabah saatlerinde Yenice Köprülü Kavşağı ile Akser Mahallesi arasındaki Karadere Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada meslek lisesi öğrencilerini taşıyan Selim Sönmez yönetimindeki 16KB578 plakalı otobüse karşı yönden gelen Ömer Celal'ın kullandığı 16KLD70 plakalı motosiklet köprü üzerinde çarptı. Kas takmasına rağmen Ömer Celal kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Ömer Celal Akhisar Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Bizlerden yana da helal olsun. Oh, etta. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için ve Allah rızası için El-Fatiha. Genç öğrencinin cenazesine Kaymakam Ali Akça, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, şube müdürleri, okul müdürü ve sınıf arkadaşlarıyla çok sayıda seveni katıldı.
Birçok ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiği OSB kavşağında yapılması planlanan Yoncalı kavşak için çalışmalar başladı. Bölge Trafik Müdürlüğü karşısında bulunan yeşil alandaki ağaçlar tek tek yerinden sökülerek başka yerlere ekilecek sevgili seyircilerimiz. Birçok tartışmalara neden olan köfte figürü de yakın zaman içerisinde bulunduğu yerden kaldırılacak. İnegöl Organize Sanayi Kavşağı'nda birçok ölümlü ve yaralanmalı kazalar meydana gelmişti. Trafik ışıklarının olmasına rağmen hem sürücülerin hem de yayaların korkulu rüyası haline gelen kavşakta yapılması planlanan Yoncalı kavşak için çalışmalar başladı. Evet, şu anda bulunduğumuz bölge organize sanayi bölgesi kavşağındayız sevgili seyircilerimiz. Daha önce arkamda gördüğünüz alanda ağaçlandırmalar vardı, güzel bir yeşillik alan vardı. Ancak şu anda burada bir hummalı çalışma başladı. Bayram arafesi öncesi de bir cana mal olmuştu organize sanayi kavşağında. Bir kişi hayatını kaybetmişti hatırlayacağınız gibi. Ve bu kavşakta çalışmalar başladı. Yonca yapımı bir köprülü kavşak yapılacak. Şu anda da ekipler arka tarafta gördüğünüz gibi çalışmalarını sürdürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de bayram öncesi yaptığı açıklamada bayramdan hemen sonra burada çalışmaların başlayacağını aktarmıştı. Arkamda güzel ağaçlar da vardı. Bu ağaçlar da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından buradan sökülerek başka yerlere dikilecek. Tabii birçok eleştiri konusuna mal olan bir başka hikaye vardı. Hemen karşımızda görülen köfte figürü de çok yakında orada sökülecek ve buradan da kaldırılmış olacak. Bunu da aktaralım size. Bu kavşakta yapılan çalışmalarla birlikte o figür de ortadan kaldırılacak. Başka bir yere dikilip dikilmeyeceği ise henüz belli değil. Sırada ilginç bir haberimiz var. İnegöl Doğu Garajı'nda kafeterya işletmeciliği yapan iş yeri sahibi özel bir firmadan aldığı maden suyunun içerisinde gazoz kapağı çıktığını iddia etti sevgili seyircilerimiz. İşletme sahibi yetkili firmayı aradıklarında ise karşılığında muhatap bulamadığını ileri sürdü. Şimdi haberimizi birlikte izliyoruz. Özel bir firmanın satışını yaptığı, açılmamış maden suyu içerisinde kapak gören kafeterya işletmecisi Atilla Eren, firmayla gerekli görüşmeleri yaptığını ama kendileriyle ilgilenmediğini iddia etti. Firmanın sodalarını kaldırdıklarını ve satışının yapılmadığını belirten Atilla Eren, firma yetkilileriyle görüştük ama kendileri gelmedi, mazeret uydurdular diye konuştu. Bu da Doğu Garajı'nda işletmecilik yapıyoruz. Günde buraya bir sürü insanlar gelip gidiyor. 3-4 bin civarında. Müşterimizden birisi sodayı aldığında bize bunun içinde bir kapak olduğunu söyledi. Sodanın içinde. Biz de bununla ilgilendik. Yetkili kişileri de aradık. Kimse gelmedi, ilgilenmedi. Biz de böyle bir şeye başvurmak zorunda kaldık sizin aracınızla. Yani şimdi böyle bir şeyin olması da çok enteresan bir şey. Dikkat edilmesi lazım. Firma tarafından ilgilenilmesi lazım ama bu konuda biz ilgileniyoruz. Bize düşmez tabii ki ama biraz da dikkat etmek lazım tabii. Mesela markete gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. Hiç tarihine bakmıyoruz veya içindekine bakmıyoruz. Burada onlarca insan gelip gidiyor. Ufak çocuklar geliyor. Gazoz alıyorlar mesela, soda alıyorlar. Yani şimdi biz görmesek bunu içecek, açacak, zehirlenecek. Suçlusu biz olacağız en başta. Niye dikkat etmiyoruz diye. Yani biz buna karşıyız, biraz daha karşı tarafın ilgilenmesi lazım. Ama ilgilenmiyorlar. Biz de böyle bir şeye başvurmak zorunda kaldık. Maddi olarak zarara uğradınız mı sorusunun sorulması üzerine Atilla Eren, zararımız oldu. Burada soda çok tüketiliyor. Meyvalısı, sıcağı, soğuğu. Ama bu firmayla bağlantımızı kopardık. Bir başka firmayla devam edeceğiz diye konuştu. Bunlardan çok tüketiyoruz zaten günde. Soğuk, sıcak olarak, sade, limonlusu. Bu saatten sonra da artık hiç zannetmiyorum. Başka bir firmaya geçeceğiz artık. Bununla ilgili de yetkili mercilere başvururuz. Öyle görünüyor şu anda. Çünkü kendilerini çok uyardık biz. Tüketici de biraz, biz Türk toplumu olarak hiç dikkat etmiyoruz marketlerde. Direkt alıyoruz, tarihine bakmıyoruz ve içine bakmıyoruz. En azından bakmak lazım, dikkat etmek lazım ama ucuz olduğu için hemen alıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Bundan sonra dikkat etmek lazım.
İddialar böyle sevgili seyircilerimiz. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Atatürk Düşünce Derneği İnegöl Şube Başkanı Ali Darıcı ve yönetim kurulu üyeleri önceki akşam Otel Angela Coma toplantı salonunda haftalık toplantısını yapan İnegöl Genç İş Adamları Derneği İGİAD yönetimini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği İnegöl Şube Başkanı Ali Darıcı, İnegöl'ümüzün gururu ve geleceği olan genç, dinamik, girişimci beyinler karşısında olmak bizlere heyecan veriyor diye konuştu. Sizler gibi genç, dinamik, girişimci beyinler karşısında olmak bizlere heyecan veriyor. Atatürkçü Düşünce Derneği yönetimi olarak davetinize teşekkür ediyorum. Sizler önümüzdeki günlerde daha çok, daha büyük iş adamları olarak, daha büyük işletmelerde daha verimli çalışmalar yaparak ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunacaksınız. Avrupa ile, dünya ile yarışabilecek projelere imza atacaksınız. Mutlaka hepinizin örnek ve büyük projeleriniz vardır. İnegöl Mobilyası'na vermiş olduğunuz nakliye araçları ile yapılan reklam katkısı, İnegöl ilçesinin özel statü ile ilçe olma konusundaki projeniz, konularında uzman kişilerin katılımını sağlayarak yapmış olduğunuz toplantı ve seminerler, sevgili kardeşim İlker Tokdemir'in sandalye ve mobilya fuarı projeleri çok başarılıydı. ADD yönetimi olarak sizlerden atamızın açtığı çığırdan ayrılmamanızı, çağdaş olma bilincinizin devam etmesini, başarının anahtarının çalışmak ve cesaret olduğunu unutmamanızı istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, teknoloji yurdumuzda yeni gelişmedi, yeni ivme kazanmadı. Avrupa'da aydınlanma bildiğiniz gibi Rönesans'la başladı. Bizde ise Cumhuriyet milattır. Her yeniliğin temeli Cumhuriyet'le atıldı. İGİAD Başkanı Bahadır Bayraktar ise derneğin düşüncesini İnegöl'e bakış açısını dinlemiş olduk. Derneğimiz hakkındaki düşünceleriniz için teşekkür ediyorum diye konuştu. Bu akşam İnegöl Genç İnanları Derneği'ni ziyarete gelen İnegöl Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu üyelerine ve dernek başkanımız Sayın Ali Darıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden Atatürkçü Düşünce Derneği'nin misyonunu, İnegöl'e bakışını, toplumsal sorunlara bakışını çok kısaca tekrar birinci ağızdan almış olduk. Derneğimiz hakkındaki düşüncelerini için çok teşekkür ediyoruz. Derneğimizin faaliyetlerini takip etmiş olmaları bizim için bir motivasyon sebebi olmuştur. İfade ettikleri gibi biz de Atatürk'ün akılcı bakış açısından ayrılmadan yaptığımız faaliyetlerde her zaman gelişim diyerek bu yolda hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Biz kendini geliştiren, kişiliğini geliştiren, mesleki hayatını geliştiren ve sosyal hayatını geliştirerek çevresine faydalı olmaya çalışan bir misyon çerçevesinde çalışıyoruz. Yaptığımız faaliyetlerde bilimsellikten, akılcılıktan hiç şaşmadık. Ana öykümüz hep daha iyi yurttaş, daha iyi esnaf, daha iyi komşu ve daha iyi bir birey, toplumsal fert olmak. Sadece kendi için değil, toplum için kazanan ve paylaşan bireyler olmayı ülke edindik. Bu haberle birlikte haber bültenimizin sonuna geldik. Bir başka haber bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoş ve sen kal.